İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 92. İzmir İnternasyonel Fuarı, gençliğin ve Cumhuriyet'in 100. yılının coşkusuyla geliyor. 1-10 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta eğlence dolu günler bizi bekliyor. Efendim günaydın, 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 herkeslere günaydın, uyanık olan herkeslere günaydın. Bugün böyle sıradan bir tatil günü değil, aslında bir kalkmak lazım, bir silkinmek lazım, bir balkondan dışarı bakmak lazım. Şimdi açık söyleyeyim, ben bugün çok coşkuyla girmek isterdim yayına. Yani evden özellikle çıktım, erken çıktım. Biraz dolaştım, biliyorsunuz ben Bayraklı'da oturuyorum. Bayraklı'da yürüye yürüye buraya geldim. Ama biraz üzüldüm. Biraz değil, epey üzüldüm, tasalandım, kaygılandım. Çünkü ne yaşıyorsak yaşayalım, eğer hala bayrak dalgalanıyorsa bugüne borçluyuz. Ama biz rahatlarımızı ve rahatımızı bozarak balkonumuza ya da dükkanımıza ya da evimize ya da iş yerimize uğruna onca canın verildiği bayrağı asma zahmetini göstermedik. Bugün 30 Ağustos, 12 Eylül 1980'in Amerikancı faşist generallerinin kafalarımıza sokmaya çalıştığı 30 Ağustos asker bayramıdır, vatandaşla alakası yoktur adlı hainane düşüncesini sizlerin yerle bir etmenizi bekliyorum. Lütfen beni dinleyen kim varsa, beni tesadüfen izleyen kim varsa, hangi siyasi görüşten olursanız olun, bugün özgürce sokağa çıkabiliyorsanız, özgürce camiye gidebiliyorsanız, özgürce herhangi bir futbol ya da voleybol takımını tutup özgürce haykırabiliyorsanız bunu bugüne borçlusunuz. Bugün 30 Ağustos, tam 101 yıl önce emperyalizme, belki de tarihin ilk, biraz da tek yumruğunu vurduk biz. Ama işgali anlamadık, işgali çözümleyemedik, kurtuluşu nasıl çözümleyeceğiz? Ben dahil öz eleştiri yapalım bugün. Gerçekten yapalım. Çeşme'nin kumsalları kadar Afyon Ovası'nın önemi var mı acaba? Şimdi bugün çok önemli bir konuğum var. Ben buraya bir iki tane akademisyen davet edip 30 Ağustos'ta kim nereden nereye saldırmış, Mustafa Kemal nasıl bakmış, Hacı Anesli İzmir'de ne yapıyormuş, kitabi bilgileri, resmi tarihin yansımalarını aktarabilirdim. Böyle başlayabilirdim yayına. Ama ben başka türlü başlayayım istedim. Ben böyle hayal kırıklığı yaşayacağımı bilmiyordum. Gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşıyorum şu anda. Yaşadığım ilçe Bayraklı'nın duyarsızlığına isyan ediyorum. Ya Kızılay Kan Merkezi'nin oradan tapu dairesine kadar gelinceye kadar ya bir tane bayrak görseydim, bir tane bayrak. O milyonluk dairelerde oturanlar. Yok mu? Voleybol takımımızın başarılarıyla mı siz bayrağın önemine vakıf oluyorsunuz? Evet, benim söyleme hakkım var. Ben bayrağımı iki gün önce astım.
Ya ben 30 yıldır her ulusal bayramda aynı şeyi söylüyorum. Onun için bu sefer bile isteye yapıyorum isyanı. Biraz önce tam yayına gireceğim, bir mesaj geldi. Bakın size mesajı okuyacağım. Ya istiklal ya ölüm diyerek Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyen bir milletin zaferidir 30 Ağustos. Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın tüm dünyaya ilanıdır. Kutlu olsun. Serdar Sandal, Bayraklı Belediye Başkanı. Başkan, bırak üfürükten tayyareyi. Çık bak bakalım ilçende kaç kişi balkonuna, dükkanına bayrak asmış. İlçe belediye başkanları ne işe yarıyor? Belediye meclis üyeleri ne işe yarıyor? Kaymakamlar ne işe yarıyor? Yok mu sizin oturduğunuz koltuğa bir vicdan borcunuz? Bastığın toprağa hiç mi hürmetiniz yok? Altında kefensiz yatanlara hiç mi hürmetiniz yok? Bana bugün kızmaya kimsenin de hakkı yok. Kızacak olanın alnını karıştırın. Bugün 30 Ağustos. Böyle bir yığın mesaj var. Peki 30 Ağustos'u anlamak için dedim ya, bugün çok önemli bir konum var. Onlar 4 yıldır hiç durmadan sosyal medyada, işte toplantılarda farkındalık yaratmak, algı oluşturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yaz kış demiyorlar. Kendilerine mürettep müfreze diyorlar. Neden mürettep müfreze olduğunu gelince anlatacak kardeşim. Askeri Tarih Araştırmaları Derneği aslında. Daha yeni Afyon'daydılar. Mesela bir tanesi var Twitter'da, Deli Fırtına isimli. Takip edin onu. Öyle fotoğraflar gösteriyor ki. Mesela benim için en önemli İstiklal Savaşı konusunda en önemli hocalardan biridir Selim Erdoğan. Öyle bir takım klimalı salonlarda aynı lafları tekrarlayan hocalardan değil, bizatihi yerinde. Selim Erdoğan'ın Sakarya'sını okudunuz mu? Ve Sakarya resmi tarihin yazdığı gibi değil ha. Bu bizim resmi tarih dediğimiz İngilizlere yaltaklanan politikacıların bize dayattığı tarihtir. 1946'dan beri. Doğruyla yanlışın karıştığıdır İstiklal Savaşı tarihi. İşte mürettep müfreze doğruyu. Çanakkale çok önemlidir. Kimse onun kutsallığına el süremez. Ama Afyon Ovası'nda zafer elde edilmeseydi, bugün Çanakkale hiçbir dimağda olmayacaktı. 250 bin şehit boşu boşuna gidecekti. Çünkü orada büyük bir destan yazıldı askeriyle, komutanıyla. Ama kazananlar yenik sayıldı. Unutmayın bunu. Ya da 26 Ağustos 1071, Alparslan Diyojen'i yendi, Anadolu'yu yurt yaptı. Sonra ne oldu? Gitti, bitti, Mondorosev gitti, bitti. Peki Alparslan'ı bize hatırlatan kim? Gazi Mustafa Kemal iradesi. Onun oluşturduğu ruhla hemhal olan milletin isyanıdır İstiklal Savaşı zaferi. Ama biz niye asalım ya? Askerlerin bayramı ya. Bugün de tatil. Yap oradan iki yumurtalı bir omlet. Afiyet olsun. 30 Ağustos sabah saat 3. Kocatepe'ye çıkıyor karargâhtan Mustafa Kemal. Kahvaltılık ne biliyor musunuz? Bir haşlanmış yumurta, bir yufka. Abi 101 yıl sonra biz hatırlamadan jambonlu yumurta yiyelim diye. Tabii canım.
Onlar bu vatanın her karış toprağını kanlarıyla sularken 101 sene sonra İngiliz sömürgesi Arapların zenginlerine bu toprakları peşkeş çekmek için 9 Eylül'ü yaratmadılar. Hangi Arap ülkesi bugün Türkiye'ye karşı öz eleştiri yaptı? Ey Müslüman Türkiye kardeşimiz! Biz İngiliz şeytanına uyduk, sizi arkanızdan vurduk, kıtır kıtır kestik, sonra da cenaze namazınızı kıldık. Niye demiyorlar? He? Biz mi yarattık Suriyeci sığınmacıları? Suriye'yi karıştıranlar, o halkları birbirine düşman edenler, Suriye'de bir millet olmasının önüne geçenlerin faturasını biz mi ödeyeceğiz? Aman boş ver. Yap oradan bir jambonlu yumurta. Afiyet olsun. Löp löp et olsun. Ey milletim. Asma sakın bayrak. Görmesinler Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün hala yaşadığını. Hissetmeyin, hissetmeyin. Ne gerek var? Nasıl olsa belediye başkanları, milletvekilleri Twitter'da, Facebook'ta kutluyorlar. Gerek var mı? Ha bir de başka bir şey var. 26 Ağustos'tan beri maşallah devletin en üst şeyinden en altına kadar yani herkes şehitlerimizde şehitlerimiz, şehitlerimizde şehitlerimiz. Tamam eyvallah ne mutlu. Şehitleri zikretmek lazım. Semadan bize nasıl bakıyorlar bilemem de zikretmek lazım. Peki şöyle sorayım size. 9 Eylül 1923 günü 30 Ağustos'ta başlıyor ya yürüyüş hani böyle kaç kilometre. Allah'ım Allah'ım. Yalın kılıç. 4 dala. Geliyor ya bir birlik geliyor gibi birlik. Halkapınar'dan giriyor. Halkapınar ne? Orada metro var. Tramvay var. Ha işte o metro tramvay var ya. Ha. Hani orada böyle karşısında şehitlik. Vatan onur namus böyle yuvarlak böyle sütun. 4 tane yavrucak var orada. Diyor ki Fahrettin Altay Paşa anılarında. O şimdi meslek fabrikası olan un fabrikasının pencerelerinden ateş ediyor düşman gelen birliklere. Bir yerde İzmir'in girişi. Vuruluyorlar çocuklar. Düşüyorlar. Fahrettin Altay diyor ki o yavrucakların diyor gözleri ve yüzleri İzmir'e doğru dönüktü. Çünkü İzmir'i kurtarmak, ya 1 Eylül'de paşa ne demiş? Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Akdeniz derken Antalya sahillerini kastetmemiş. Her şey dahil oteller, bozuk salamlar, onlar değil. Hani otelleri Ruslara verelim, koyları Araplara verelim. Hani İzmir'e gidelim de dağıtalım ortalığı. Katara katmayanlar dağıtalım, değil değil. Irz, namus, bayrak, ezan. Yani gerçekten. Anladınız mı? Onun için gelmiş yani. Yoksa ne başının zoruydu Mustafa Kemal'in? Ne başının zoruydu? Yapardı bir şey, bir olurdu. Naciye Sultan'la evlenirdi. Padişahın damadı olurdu. Damat Ferit'le Beyoğlu'nda iki kat hep parlatırdı. Ne olur yani? Bakardı. Bizim şehit gazeteci Hasan Tahsin niye kendini telef etti? Şehit oldu. Niye? Ya kal orada. O zamanlar Twitter, gizli kamera falan yok ki. Sen kıyıda Stargiadis'te kadeh tokuştur. Çık Tilkili'ye, Kuvayi Milliyeci ol. Ne olur ki? Kim bilirdi ki? Bir yandan İtalyanlarla iş tut, bir yandan kafana kalpak tak. Ne olur ki? Kim anlar bunu? Kim anlar? Kim? Kim?
Şimdi kusura bakmayın. Bugün size bana kızabilirsiniz. İstediğiniz gibi kızabilirsiniz. Ben bir şey demiyorum. Kimseye de bu konuda herkes keyfi bilir. Ama şikayet hakkımızın olabilmesi için sürece müdahale hakkımızın da olduğunu bilelim. Gönül isterdi ki bu yapılıyordu çünkü. Ya ne olur ilçe belediye başkanları bugün bayrak asılmasını önerselerdi. Bugün 30 Ağustos. Bakın bugün önemli. Çünkü 30 Ağustos'ta bir süreç başlıyor. 9 Eylül, 29 Ekim. Şimdi merak ediyorum 9 Eylül'de ne olacak? Ha 29 Ekim 100. yıl. O zaman ne olacak? Aman çağırırız Beyoğlu'ndan iki tane şarkıcı. İki göbek atar yaşasın Cumhuriyet diye bağırırız. E biz zaten Cumhuriyet'in 100. yılında da 10. yıl marşını söylüyoruz. Oysa 50. yıl marşı var, 75. yıl marşı var. 50. yıl marşı güzeldi. Müjdeler var yurdumun toprağına taşına. Ama 30 Ağustos. İşte Atatürk emir vermiş. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir demiş. Evet. İşte askerler ata binmiş. İşte koşmuşlar. İşte Yunanlılar varmış. Yunanlılar kaçmışlar. Sonra denize dökülmüşler. Ne abi bu? Hafriyat kumu mu? Çocuklara böyle öğretiyorlar bunu. Mustafa Kemal emir vermiş. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir demiş. Sonra 30 Ağustos. Ne diyorsun sen ya? Mustafa Kemal 1 Eylül'de savaştan sonra veriyor onu. Yürüyüş emri veriyor. Savaş bitiyor. Afyon filan. Ona bitiyor. Hani 30 Ağustos, 26 Ağustos oluyor. Sonra. Ama yok. Öyle değil. Hani bir tane fotoğraf var ya. Mustafa Kemal böyle düşünüyor Kocatepe'de. O gün verildiğini zannedenler var mesela. Gülüyorum. Ha onu söylüyordum. Hani o yavrucakların yattığı yer var Halkapınar'da. Hani biz şehitler, şehitlikler. Şehitler olmasaydı. Olmasaydı. 15 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında çocuklar ne uğruna öldüler? Vurulup tertemiz alınlarından Ya Rab neden yaktılar? Diyorum ya biz 100 yıl sonra, 101 yıl sonra tatil havasında 30 Ağustos'ta jambonlu yumurta yiyelim diye. Başka bir şey değil. İnanın değil. Burada ben inadına sizi gaza getirip evinize, dükkanınıza, balkonunuza bayrak asın diyorum. İnadına asın. Yeni nesil sömürgecilere inat asın. Güya can korkusuyla gelip istila etmeye çalışan İngilizlerin yeni ordularına karşı inadına asın. Bizim bayrağımız emperyalistlerin cetvelle çizdiği bayrak değildir. Renginde de anlam ve ruh vardır. Hilalinde de yıldızında da bir anlam, bir ruh vardır. Ama size bir bayrak göstereceğim şimdi. Bakın, dün biraz ütülemeye çalıştım bu bayrağı. Bu bayrak ne biliyor musunuz? Bakın burası yırtık. Bu bayrağı 2000 yılı Haziran ayının sonunda Çankaya'da bir çöpten çıkardım. Büyük bir firmanın İzmir ofisi yenileme yapıyormuş. Bunlar masa bayrağı. Şöyle hani eskileri atıyor, yenileri aldığı için bunlar eski sayıldığı için konteynere asılmıştı, atılmıştı. Gittim peşine. Gittim kim attı bunu? Bekçiye sordum. İşhanının hala ismi. İşhanının işhanına adını veren kişi de hırsızın önde gideni. 1922'nin hırsızlarından biri. Neyse önemli değil.
Geçti gitti, öldü gitti, bak. Gittim. Bir çıtkırıldım, kadın vardı. O kadın sonra büyüdü. Politikaya da girdi. Bu bayrağı atan ofisin başındaki hanım sonra çok büyüdü. Ne yapacaktık dedi. Ne yapacaktık? Bu ne? Bayrak bu, bayrak. Eski olabilir, yıpranmış olabilir, çöpe atılmaz. Ama ben size 23 yıl önceden bahsediyorum. 23 yıl önce eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından biri çöpe bir bayrak asıyorsa 23 sene sonra apartmanların bayraksız olması 1-30 Ağustos'ta gayet normaldir. Gayet normaldir. Ben bunu 23 senedir saklıyorum. Bu böyle değildi. Ben bunu bir kere yıkadım. Ne yazık ki boyalar karıştı. Sonra dün bir kere daha ütüledim. Öyle getirdim huzurunuza. Göstereyim diye. Bugün bayrak, bayrak günü. Bayrağın özgürleştiği gün. Bayrağımızın yeniden özgür dalgalandığı gün. Adının konduğu gün. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Onun için hadi bir ara verin. Gidin, bulun evinizden bayrağınızı, asın balkona. Küçük büyük fark etmez. Böyle gelincik bahçesi gibi olsun şehirlerimiz. İnadına. Bizi dönüştürmek isteyenlere, değiştirmek isteyenlere, bölmek, parçalamak isteyenlere, bizi yine bir yerlere tıkmak isteyenlere inat olsun diye. Biz yok halimizde emperyalizme kafa tuttuk. Bugün her şeyimiz var gözüküyor. Gerçi çoğu İtalya. O zaman göreceğiz bu akşam. Ama ne yazık ki İzmir'de bundan 15 sene önceki gibi, 20 sene önceki gibi televizyonlar yok. Çünkü İzmir sermayesi korkak. İzmir sermayesi Ankara'dan, İstanbul'dan çok korkuyor. Şimdi ara vereceğim. Konuğumuzla daha çok konuşmak istiyorum çünkü ara vereceğim. Ama size bir şey daha söyleyeyim. Biliyorsunuz ben geçen sefer söylemiştim size. Benim bir diş sorunum var. İşte başladı sağ olsunlar. İşte kanal devam ediyor. İşte dedim ya kanal açıyorlar. Köprü, alt geçit, üst geçit, tünel filan. Şakası. Yani bu uzun bir süreç alacak. Ama yani 3 aylık bir periyodu var toplamda. Yani rahat bir 3 aylık bir periyodu var. Ama tabii arada geleceğim, arada gelemediğim zamanlar olacak. Onu peşiyle söylüyorum size. Yani ama 9 Eylül için 8 Eylül galiba Cuma'ya geliyor. 8 Eylül günü yine bomba, çok özel bir konuğum olacak. 8 Eylül'de ben yine buradayım. Arada yine buradayım. Yani ben bunu duyururum sosyal medyadan. Arkadaşlar da duyurur. Ama bu önümüzdeki 3 ay böyle farklı bir yayın şeyi yapacağız. 90 saniyeler devam ediyor. Bugün de 90 saniyeyi dinleyebilirsiniz. 9.15 yayınlandı. 12.15'te mi ne var şeyde? Şimdi efendim ben bir ara vereceğim. Sizler de bu arada bayrağınızı asın. Ben buradan çünkü tekrar çıktığımda eve döneceğim bir süreliğine. Göreceğim yine. Bakayım. Acaba ulaşabildim mi? Yani kendimce söylüyorum. Bayraklarınızı asın. Keşke dün bakayım. Bak, bir tane mesaj geldi. Okuyayım ne demiş. Günaydın. Belediye otobüslerini seçime giderken
Her Allah'ın günü arızalanması tesadüf mü diye sorar mısın? Seçime giderken mi? Yayından. Dün 104 nolu otobüse bindim. Şoför araba arızalı Buca Üç Kuyularda aktarma yapacaksınız dedi. Bu sabah yine 104 nolu otobüse bindim. Belediye durağına geldik. Otobüs arızalı inin dendi. Bu yalnız 104 nolu'ya özgü değil, duyduğum ve yaşanan birçok sıkıntı var. Vatandaş belediyeyi en çok nerede hissediyor? Ulaşımda. Ulaşım yürümezse belediye yürür mü, yürümez diye bir şeyi var vatandaşın. Şuraya da bakayım. Sonra da ara vereceğiz tabii. Yani bazı şeyleri laftan fiiliyata mı indirmemiz lazım? Onu bilmiyorum. Bakın gelen şeyler var. Teşekkür ederim. Kutlu olsun. Bu bayramdan sonra toprağımın, bayrağımın kimliğinin değerini öğrendiği gün olsun demiş. Bak Demet Hanım, ah benim uyuyan milletim demiş. Hasan Tahsin Bey, biliyorsunuz vali konağı tadilatta asılı olan bayrak yırtıldı soldu. Valiliğe bildirdim. Çalışanlara söyledim, hepsinin umurunda değil. Baktıkça kahroluyorum, umurunda değil demiş. Bunu bildirmiştik. Yine mi yırtılmış? Bilmiyorum. Ben artık bazı şeyleri anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Lafta, böyle Twitter'da sadece coşuyoruz, şey yapıyoruz. Twitter'a yazıyoruz, sonra bildiğimizi yapıyoruz. Düşündüklerimizle yaşadıklarımız bir değil. İşte CHP'nin durumu. Kongrelerden başlarını kaldıramıyorlar. İşte Milli Eğitim'in durumu. İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama. Davet ediyormuş Arap dostlarını. Kime soruyorsun efendi sen? Biz istiyor muyuz sığınmacı? Biz sığınmacıların hayat haklarına saygılıyız da onlar bizim hayat haklarımızı sıkıntıya sokarlarsa ne olacak? Kaç milyon aramızda? Bu demografik değişimin ayak sesleri değil mi? Ya Hüdapar'a ne demeli? Karma eğitimde öğrenciler taciz ediyormuş. Beyefendi sen okula giderken seni taciz mi ettiler diye sormak lazım. Ben de bu okulda ve bu ülkenin okulunda 73'te girdim ilkokula. Ne bir kız arkadaşımızı taciz ettiler, taciz ettik, ne biz taciz edildik. Yani bu nasıl bir kafa, bu nasıl bir kafa, nasıl bir yoz kafa. Taciz ederlermiş, onun için ayırmak lazımmış. Ha, ayırmak lazım. Aslında bu işte bir gerçeklik var. Ahlak çökünce her şey sinema filmi gibi oluyor. Hani orada bir köy var uzakta, gitmesek de görmesek de bizim köyümüzdür, görüyoruz. ATV'deki, bilmem ne televizyondaki dedektiflik programları, Müge Anlı'da falan. Ne köyler ne köyler. Köyde 100 kişi, kim kimin neyi belli değil. Yani ahlak da rafta, onur, gurur falan bindik bir alamete. Bir 30 Ağustos'ta da gidiyoruz artık nereye? Bir ara veriyorum. Mürettep Müfreze, Deli Fırtına az sonra yayınımızda efendim. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 92. İzmir Enternasyonel Fuarı, gençliğin ve cumhuriyetin 100. yılının coşkusuyla geliyor. 1-10 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta eğlence dolu günler bizi bekliyor.